Efendim gün ortası kısa bir reklam arasının ardından devam ediyor. Şimdi sıcak bir bilgi var. Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale geldi. Üçüncü müdahale diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta iki kere bir müdahale gerçekleşmişti. Bu kurlardaki yüksek kotasyonların devam etmesinden dolayı üçüncü bir müdahale geldi. Bir kez daha tekrarlayalım. Merkez Bankası'ndan dövize müdahale, piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmekte. Sabah saatlerinde biliyorsunuz yine dolar kotasyonlarında yüksek hareketlilik devam ediyordu. Birkaç haftadır bu hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası'ndan açıklamalar ve bu noktada da bir müdahale gelmişti geçtiğimiz hafta. Ardından iki gün sonra yeni bir müdahale ve bugün de bu haftanın ilk müdahalesi diyebiliriz. Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale geldi. Haftanın son işlem günde dolar güne 13 lira 86 kuruşla başlamıştı. Avro ise 15.68 kuruştan işlem görüyordu. Peki piyasalara nasıl yansıyacak bu üçüncü müdahale? Hemen soralım. Ekonomist Sayın Serhat Latifoğlu. Telefon attığımızda Sayın Latifoğlu hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sayın Latifoğlu üçüncü bir müdahale ne dersiniz? Evet, bu seviyelerde aşağı yukarı hemen hemen aynı seviyeler. Yani 13'ün üstünde müdahaleler yapılıyor. Dolara yapılan müdahale tabii. Yani Merkez Bankası'nın piyasaya bir mesajı bu. Yani ben bundan sonra artık müdahaleye devam edeceğim. Bundan daha fazlasına izin vermek istemiyorum. Anlamına gelen bir müdahale bu. Üçüncü defa yapılan müdahale. Dolayısıyla da yani bakalım tabii ki bunun aslına bakarsanız şöyle görmemek lazım. Hani bir müdahale birkaç müdahale ile bunun düşeceği anlamına gelmez ama bundan sonra piyasa oyuncuları özellikle manipülasyon yapanlar biraz daha dikkatli olacaklardır diye düşünüyorum. Yerinde bir karar olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Evet yani Merkez Bankası'nın varlığını hissettirmesi her zaman önemlidir piyasa açısından. Çünkü ya bir takım kafa karıştıran beyanlar da oluyor piyasada veya söylentiler de çıkıyor şu anlamda. Kimisi diyor ki işte Merkez Bankası aslında müdahale etmiyor. Hükümet doların çıkmasına sonsuz bir şekilde adeta hani tırnak içinde söylüyorum müsaade edecek. Bunun önü açık 15, 20, 30'a kadar hatta hani böyle uçuk rakamlarda telaffuz edenler var. Yani en azından bu dedikodulara karşı da bir cevap olmuş oluyor. Evet. Bu anlamda olumlu. Evet. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Latifoğlu 13 yukarısı yönünde bir dolarda başladığı zaman hareketlilik Merkez Bankası'nın bir müdahale ettiğini görüyoruz. Ve üçüncü müdahale devamı da gelebilir diyebilir miyiz o zaman bundan sonraki süreçte? Olabilir, olabilir. Muhtemelen piyasadaki hacme göre, yani işlem hacmine göre, işlem yapanların yoğunluğuna göre, sayısına göre ve tabii ki volatiliteye, yani dalgalanmaya göre Merkez Bankası karar verecektir. Belki hiç müdahale gelmeyecek, sakinleşecek piyasa ve düşmeye başlayacak. Belki bir adım daha yukarı gittiği zaman bir müdahale daha yapacak. Bunu zaman gösterir. Kesin bir şey söylemek çok zor gerçekten. Evet. Çünkü burada piyasa dinamikleri devreye girecek ama tabii ki manipülatörlerin de tavrı var burada. Yani kasti olarak burada bir agresif bir hareket gördük son bir ayda, iki ayda bildiğiniz gibi. Onların da tavrı etkili olacak. Yani Merkez Bankası'nın kendini göstermesi bence genellikle olumlu. Olumlu doğru yönde düşünüyorum. Değerlendirebiliriz evet. Ama şimdi evet. 13 üzeri yukarı yönlü hareketlilik dolarda yine avroya bakıyoruz. Yükselme devam ediyor. Haftaya yüksek başladı. Gün içinde kurlarda artış yukarı yönlü yükseldiğini de gördük ama şimdi bir taraftan evet. da biz şunu konuşuyoruz. Tabii ki Aralık ayında faiz ne olacak? Bir indirim daha gerçekleşecek mi diye ki Sayın Kavcıoğlu'ndan yansıyan açıklamalar var ama çok da net olmadığı da söylendi bu tırnak içinde belirtiyorum. Bir faiz evet. indirimi olmayacağı da konuşuluyor. Kulis bilgisi midir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir faiz indirimi 16 Aralık'ta olacak. Ne dersiniz? Evet. Gerçekleşir mi? Şimdi şöyle Sayın Kavcıoğlu'nun söylediği ifade şu. Fazla yer kalmadı. Minvalinde bir şey söylemde bulundu. Şimdi bu şu demektir. Yani yapabilirim ama ne kadar yapabilirim bu belli değil. Yani 1 puan da olabilir, 2 puan da olabilir ama çok fazla değil. Hani 5 puan, 3 puandan fazla yapamam
anlamında. Hani bunu rakam söylemek zor ama yani çok büyük bir indirim bundan sonra olmaz anlamına gelir. Hani öyle çevirelim o söylemi. Hani doğrusu bu olur. Yapmayacağı anlamına gelmez. Yapabilir de. Belki de zaten yani fiyatlar, yani dövizin fiyatları bu seviyedeyken belki de yapmak daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Sizin öngörünüz o zaman bir düşüş bekliyor musunuz? Ben bekliyorum, evet. En azından bir puan daha indirim bekliyorum. Peki. Evet. Tabii etkilerini de konuşmaya devam edeceğiz. Faizler düşecek, yine döviz kurlarında hareketlilik devam edecek. Bugünkü üçüncü müdahale önemli. Etkisi ne olur takip edeceğiz, göreceğiz. Sayın Latifoğlu, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Rica ederim. İyi çalışmalar. Rica ederim. İyi yayınlar, selamlar. Sağ olun efendim.